Aslında bir hocamın sözünden ben yola çıkarak onu örneklendirmek istedim. Hocamız bize derdi ki kitaplar hap gibidir derdi. Küçüktür boyutu. Ama siz o kitabı okuduğunuz aynı bir hapı içtiğimiz zaman hani iyileşiriz ya. Kitap da böyledir. Bir kitabın içerisinde çok büyük bir bilgi birikimi vardır. Yani bu bilgi birikimine de sahip olmak için kitabı özümsemek gerekiyor. Ben bu konuda gençlere şunu öneriyorum. Yani boş vakitlerimizi, özellikle hani zihnimiz yorulduğu zaman, böyle bir dinlenmeye ihtiyacımız olduğu zaman yapabileceğimiz en güzel alışkanlıklardan bir tanesi bir kitap alıp okumak. Yani bu hem bizi dinlendirir, hem de dediğim gibi bize bir şifa kaynağıdır aslında. Çünkü bilgi birikimimiz çok ciddi şekilde artar. Ailelere de şunu önermek istiyorum. Maalesef yayın ve sosyal medyada olduğu gibi kitaplarda da çocuklarımızın zihnini karıştıracak, bilgi kirliliği oluşturacak, onları ahlaklı bir birey toplum olma yolundan saptırmaya yönelik fikirler içermektedir maalesef. O yüzden biz şunu çok önemsiyoruz. Ailelerle birlikte çocukların gelip buradan görerek, bakarak, inceleyerek, içlerini araştırarak, okuyarak kitap okumaları, kitap satın almaları çok çok önemsiyoruz. Bu anlamda da Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızda tüm çocuklarımıza, ailelerimize, yetişkinlerimize, toplumun tüm bireylerine gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz. Zaten bizim sloganımız şu, güvenli okul.